Herkese merhaba sevgili tatil kafa dostları. Bugün sizlere Doğu Ekspresi videosu paylaşmak istedim. Doğu Ekspresi bilgilendirme videosu paylaşmak istedim. Malum kış yaklaşıyor. Trenler ne alemde? Hangi tren bu kış Kars'a gidecek? Hangisi gitmeyecek? Biliyorsunuz Covid öncesi Kars'a giden iki tane trenimiz vardı bizim. Birisi Klasik Doğu Ekspresi, diğeri ise Turistik Doğu Ekspresi treniydi. İki tren de 18 Mart 2020 itibariyle seferlerini durdurmak zorunda kalmışlardı. Ve tam 1,5 seneye yakın Doğu Ekspresi seferleri durmuştu. Seferler şimdi ne durumda? Onlardan bahsedeceğim size ama önce turistik tren ve Doğu Ekspresi arasındaki farkları biraz anlatayım size. Doğu Ekspresi 24 saatte Ankara'dan Kars'a yolculuğunu tamamlarken Turistik Doğu Ekspresi 31 saatte gidiyordu. Aradaki bu zaman farkını oluşturan şey ise Turistik Doğu Ekspresi 3 durakta uzun molalar veriyordu. Örneğin 3 saat mola verilen İliç istasyonunda sizler Kemaliye ve Karanlık Kanyonu gezebiliyordunuz. Yine Erzincan'da ve Erzurum'da verilen molalarla şehri gezme fırsatınız oluyordu. Bu şekilde Turistik Doğu Ekspresi 31 saatte Kars'a gidiyordu. İki tren arasındaki bir diğer fark da kompartman farklarıydı. Klasik Doğu Ekspresi Pullman ve kuşetli vagonlardan oluşurken Turistik Doğu Ekspresi sadece yataklı vagonlardan oluşuyordu. Şimdi gelelim bugüne. Gördüğünüz gibi TCDD'nin sayfasında Turistik Doğu Ekspresi treniyle ilgili hala 18 Mart'ta durdurulan seferlerin başlamadığı yazıyor. Fakat 12 Temmuz 2021'de Klasik Doğu Ekspresi seferlerine başladı. Şu anda Doğu Ekspresi Pullman ve kuşetli vagonlarla Kars'a gidebiliyor. Gelin şimdi bilet almayı deneyelim. Ankara'dan Kars'a 10 Kasım için bilet almayı deneyeceğim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Avis sistemi üzerinde sistem açıldı. Fakat sadece Doğu Ekspresi açıldı. Covid öncesi dönemde Avis sistemine girdiğiniz zaman Turistik Tren ve Doğu Ekspresi diye iki tren seferlerine de bilet almamız mümkündü. Ancak gördüğünüz gibi şimdi sadece Doğu Ekspresi açıldı. Bizlere sadece Pullman ve kuşetli vagondan bilet seçeneğini sunuyor. Kuşetli vagonu seçtim. İlerle dedim. Pullman bileti 68 liraydı. Kuşetliden bir yer seçtim. Bunun fiyatı da 93 TL. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, bugün itibariyle Doğu Ekspresi'nden kuşetli vagondan bilet alıp Kars'a gidebiliyorsunuz. Bu durum kışında böyle olacak. Biletler ne zaman satışa çıkıyor, nasıl alınır? Bunlarla ilgili çok daha detaylı bir video daha çekeceğim. Fakat bu video Doğu Ekspresi seferlerinin şimdi ne durumda olduğu ile ilgili bir videoydu. Dediğim gibi Doğu Ekspresi seferleri başladı. Fakat Turistik Doğu Ekspresi seferleri henüz başlamadı. Ne zaman başlar, kışın durum ne olur? Bu konuda TCDD'den herhangi bir açıklama gelmedi. Gelirse bunları da sizlerle paylaşacağım. Yataklı vagonların olmayışı gerçekten de bu hat için bir handikap oluşturuyor. Yetkililerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Ya Turistik Doğu Ekspresi seferlerini tekrardan başlatmaları gerekiyor ya da mevcut Doğu Ekspresi'ne yataklı vagonların eklenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten biliyorum birçok kişi bu kış Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmenin hayallerini kuruyor. İnşallah bu video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere bir sonraki videoda da vagon farklılıklarını anlatacağım. Yani kuşetli vagon nedir, yataklı vagon nedir, pullman vagon nedir? Biliyorum kafanız çok karıştı. Bir sonraki videoda sizlere bunları da çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.